antik dönemden kalma Zeus altarı ziyaretçi akınına uğruyor. Sayın seyirciler, altar tapınaklarda kurban kesilen, dinsel tören yapılan yer anlamına geliyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan antik mekanı ziyaret edenlerin sayısı 100.000'i geçti. Rivayete göre tanrılara yakın olması dolayısıyla tarihteki adı İde olan Kaz Dağları'nın en yüksek tepesine kurulmuş Zeus altarı ya da Zeus sunağı yaz aylarında ziyaretçilerle dolup taşıyor. Tepeye çıkmak için uzun bir yürüyüş gerekiyor. Peki bu saldırı dediğimiz nasıl ortaya çıkıyor? İzmir'de yaşamış olan tarihçi Homeros'un İlyada destanında tanrıların İde Dağı'nda yaşayıp Troya Savaşı'nı buradan yönettikleri yer diye nitelendirdiği Zeus altarının bulunduğu mevki, Edremit Körfezi'nin tamamıyla Yunanistan'ın Midilli Adası'nı gören bir konuma sahip. Zeus altarına kayalardan oyulmuş merdivenlerle çıkılıyor. Zeus altarı gezileri genellikle tur rehberleri eşliğinde yapılıyor. Zeus da bildiğiniz gibi Olimpos'ta hükmeden baş tanrı olarak da geçen tanrıdır. Ve buradaki sarnıcın olduğu alan içerisinde bir tane su kan kuyusu bulunması gerekiyor. Tapınaklarda genelde su kuyusu ve kan kuyusu bulunur. Ve bundan yola çıkarak da zaten buranın bir tapınak, bir kutsal alan olduğu ortaya çıkartılmış. Buradan Ege'yi seyretmek kesinlikle çok keyif verici. Sadece manzara olarak bakmamak gerek aslında. Tarihini olanları da bilmek lazım. Zeus altarının hikayesinden bahsetmiştik, ne demiştik? Tapınaklar genelde yüksek yerlerde inşa ediliyor.